E, bölgenin patronu olur mu Türkiye bu modelli? Yani gönül öyle ister. Ee, ama aynı zamanda bir yurttaş olarak şunu da ister. Bizi yönetenlerin, mevcut iktidarın bütün bu süreçlere hakim olmasını, bilgi birikimleriyle, politikalarıyla bütün bu süreçleri yönlendirmesini de bekler. Ama öyle bir tablo yok. Ben bunu şeye benzetiyorum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki tartışmalara benzetiyorum. Önce başkanlık dendi, sonra yarı başkanlık dendi. Sonra dedi ki ya bunlar boş verin. Biz dedi kendi kendimize yeten bir ülke izledi işte. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kendi sistemimizi yaratalım falan dendi. Ve 3 yani 4 yıldır ne olduğunu bizim de anlamadığımız, iktidarın da bize anlatamadığı ama çok ciddi ucubelerin öyle de böyle çıktılarını olumsuz, negatif çıktılar yaşadığımız bir süreci deneyimliyoruz. Burada da önce Çin modeli dendi. Farklı bir takım şeyler dendi. Şimdi kalkınma vesaire falan deniyor. En sonunda işte Türkiye ekonomi modeli dendi. Eee Birçok iktisatçı şunu söyledi, dedi ki bu modelin e, mevcut hali hazırda, iktisat tarihinde e, bir karşılığı yok. Yani e, sizin uygulamaya çalıştığınız model daha önce aslında Türkiye şartlarında uygulanmış. E, en son 70'lerin sonlarına doğru uygulanmış ve hazine mevcut yükü kaldıramamış. Ve sonra Türkiye 24 Ocak kararlarını almak zorunda kalmış, arkasında bir darbe olmuş vesaire vesaire. Mevduat yani, hesabı, dolar endeksi mevduat evet, hesabı için. evet. Görüşürüz. Şimdi bütün e, bugün bir e, hocamız iktisadçılar artık söyleyebilecek bir sözü kalmadı diye bir tweet atmıştı. Yani bunu açıklayacak mevcut tabloyu açıklayacak iktisaden açıklayacak herhangi bir şey yok. Zaten mevcut iktidar da iktisadi bir süreci e, bürokratik bir takım hamlelerle dengelemeye çalışıyor ya da yoluna koymaya çalışıyor. Ee, serbest piyasa ekonomisi vesaire falan var dönüyor. Ama diğer taraftan da o serbest piyasa ekonomisi içerisinde tırnak içinde özgür olması gereken ya da rahat hareket etmesi gereken sermaye çevrelerinin ya da sermaye gruplarında e, süreçlere müdahale eden negatif unsurlar olarak konumlandırıyor. Böyle bir, böyle bir dünya yok, böyle bir şey yok. Dolayısıyla geldiğimiz tablo, evet bir takım güzellemeler de yapılabiliyor, bir takım kötülemeler de yapılabiliyor ama bir takım belirlemelerin yapılması lazım. O da şudur, Türkiye gerçekten bir yönetim krizi ve o yönetim krizinin berberinde ürettiği bir ekonomik krizi, bir ekonomik çöküşü yaşıyor. Bu modele geçilirken de şu söylendi. Bu ciddi bir biçimde enflasyonu tetikleyecektir. Bu berberinde ciddi bir gelir dağılımı eşitsizliği yaratacaktır. Var olan gelir dağılımı eşitsizliğini çok daha ciddi bir boyuta taşıyacaktır. Bu beraberinde niteliksiz bir büyüme ortaya çıkaracaktır. <laughs> en nihayetinde bugün biraz önce sizin gösterdiğiniz tabloda bir Venezuela olmak gibi bir durumla karşı karşıya kalacağımızı, bir hiperenflasyonla karşı karşıya kalacağımız bir tabloyu önümüze koyma olasılığının çok yüksek olduğunu ifade ettiler. Ama Sayın Cumhurbaşkanı kendisi çok iyi bir ekonomist olduğunu ısrarla ve inatla söylüyor. Ve bu süreçleri tersine çevireceğini söylüyor. 19 yılın sonunda bunu bize söylüyor. Aldıkları zaman enflasyon %19-20 idi 2001'de. Bugün e, kendilerinin kendilerini işte son %19'a bu ayın enflasyonu. yüzde %36 TÜİK yani insanların benim de kişisel olarak güven duymadıkları bir kurum maalesef. İnsanların demeyelim de sizin kişisel olarak ya Evet Tabii. yani ama genel olarak Türkiye'de Genel olarak da mesela İyi Parti geçen haftalarda burada bir şeyde bir programda gelen... sizin midatında hatırlamıyorum. Mesela İyi Parti'den ekonomi politikaları başkanı bir şey açıklama yaptı. Onu da arada sordum. bütün sunumunu TÜİK'in rakamlarına göre yaptı. Ama başında ve sonda TÜİK'e güvenmiyoruz. Onun için Mesela bunlar Elbette bunlar ki, bizim devlet eğer, kurumlarımız. Şu, Siz şu, güvenmeyebilirsiniz ama insanlar demeyin çünkü ben ciddi insanların güvendiğini görüyorum. Anladım. Ve bu işi takip eder. Siz güvenmeyebilirsiniz. En doğal Şimdi, e, İnsanlar de söyleyelim mesela Ali güvenmiyor, Veli güvenmiyor. Kemal Bey güvenmiyor deyin. En Meral Hanım güvenmiyor deyin. bu ülkenin bağımsız iktisatçılar var. Enakte bir grup. Bağımsız iktisatçı ne demek ya? bağımsız iktisatçıları bir enakte bir grup var biliyor musunuz? Efe ben Efe bağımsız iktisatçı anlı kavramını bilmiyorum. Neyse yani sonuçta bu ülkede farklı iktisatçılar şey farklı bir takım sevgili hocam, hocam. şöyle. Hocam. hani diyorlar ya e, işte e, muhalefete yakın araştırmacı diyorlar ya veya iktidara yakın. Onur ve ben onun gibi bir konsept. Ya, ya Abi hayır, anla, benim anlayışım olarak, dışında güvenmiyorum. Siz bunu yani sahada markette sokakta gördüğünüz kıyasladığımda güvenmiyorum. Ama ama, ama nihayetinde şu var yani bir algı olarak ya da bir mevcut tablo olarak bugüne kadar açıkladığı veriler <laughs> toplumun e, beklediği ya da hissettiği yani sokakta yani fiyat dengesi açısından hissettiği şeyin karşılamadığını biliyoruz yani insanlar bunu hangi parti oy verirse versin insanlar şunu söylüyorlar benim yaşadığımla açıklanan arasında çok ciddi fark var benim yaşadıklarımla açıklanan arasında çok ciddi fark var şimdi bu bu temelde şudur daha önce e Türk Başkanlığı yapmış Birol Bey şunu söyledi. Biz dedi bir takım rakamlar bize gelirdi. Biz bakanı iletirdik. Bakanlar bakan bir sunum yapardı. Şimdi Türkiye'de kurumların aslında partizanlaştırıldığını ve kurumların içinin boşaltıldığını biliyoruz. Şimdi TÜİK Başkanı geçen hafta bizden gazeteci Kemal Öztürk'e e, uzun bir mülakat verdi. Okudunuz mu? Evet, evet bilmiyorum. okudum. Yani o orada siyasetten bize müdahale olmaz. Zaten isteseler de bu o kadar karmaşık bir sistemdir ki yapılamaz gibi bir açıklama yaptı. Evet, uzun bir şey. Yani bu bu vardı. bu şey tartışmasına Örnekler. benziyor. Merkez Bankası özgür olmalı mıdır, olmamalıdır? Bağımsız olmalı mıdır, olmamalıdır? İşte bunun siyasi bedelini ben ediyorum. Bu yüzden Merkez Bankası niye özgür olmalı? Bunun bedelini ben ediyorum. TÜİK niye özgür olmalı tartışmasına geliyor. Nihayetinde şöyle bitireyim. Şimdi bu açıklanan bütün bu işte zamlar, gelen zamlar ve onun akabinde açıklanan e, işte maaşlar yapılan tırnak içinde iyileştirmeler. E, Ocak ayından önceki süreci kapsayan bir e, iyileştirme. Yani Ocak ayına kadar olan ki kayıpları bir biçimde karşılama dönük bir. E, yani yüzde 36 açıkladı TÜİK. Hı -hı. Ama %30'a yakın bir zam yapıldı. Ama bu zamın Hı -hı. memur, zam memur zamları zaten. ve emekli zamları e, bunun bugüne kadar kaybedilen ya bu şu an yapılan elektrik zam vesaire falan bunun dahil olmadığını bil, bilelim. Yani şu an bu zamlar bu yapılan son zamlar buna dahil değil. Bunu bilelim. Dolayısıyla Evet yani e, bizim e, maaşıyla geçinen insanlarımız Haziran son Temmuz başına kadar e, bu yapılan zamlarla idare edilecektir. Ama enflasyon aynı oranda kalır mı? E, kalmayacağı yönünde çok ciddi görüşler var. Dolayısıyla burada yükseleceği yönünde, yükseleceği, yönünde, yükseleceği yönünde, daha da sertleşeceği Cumhurbaşkanı yönünde. Cumhurbaşkanı tek indireceğiz diyor size Ama onu herhangi bir süre, deydi. herhangi bir süre vermedi. Gerçekçi de değil. Niye gerçek de değil? Türkiye'nin bakın birçok yapısal problemi vardı. Daha önce de vardı. Başka iktidarlar zamanında da vardı. Ama bu kadar sürecin içinden çıkılmaz bir noktaya getirildiği başka bir iktidar, başka bir hükümet dönemi yaşanmadı. O yüzden devlet aklının, kurum aklının ya da iktisadi bir aklın olmadığı bir yerde bir kişinin ben ekonomiyi çok iyi biliyorum ya düzelteceğim bana güvenin demesinin herhangi bir karşılığı olmadığını biz zaten bugün görüyoruz ve yaşıyoruz. Dolayısıyla siyasi parti liderinin ya da ülkenin cumhurbaşkanı ülke yönetenlerin söylemesi gereken şey şudur. Yani e, daha önce bir bakanımız şunu söylemişti. Temmuz ayında Türkiye ekonomisi uçacak denmişti. Biz bu stüdyolarda şunu konuştuk, tartıştık. İşte ekonomi uçacak, işte herkes işte şu olacak, bu olacak. Sanki biz ekonominin uçması ya da ekonominin düzelmesine karşı insanlarmışız gibi böyle bir konuda işte göreceksin şöyle olacak, böyle olacak. Biz de şunu diyoruz. Ki, ya ortada bir takım denge, dengeler var, bir takım durumlar var ve bir takım süreçler var. Bunlar sizin açıklamış olduğunuz süreçlerin yaşanmayacağını gösteriyor. Yani siz yani bugün içinde bulunduğumuz hem ekonomik koşullar, hem işte e, dünyadaki mevcut durum, mevcut konjektür. Yarın öbür gün işte <laughs> Avrupa'da Fed'in faiz artırımları olacak parasal kısıtlamalar olacak. Bunlar dünya enflasyonu üzerinde ciddi bir baskılama yaratacaklar, artışa neden olacaklar. Bütün bunları alt alta koyduğunuz zaman bu herhangi bir sürecin iyiye gideceği yönünde bize bir şey söylemiyor. Ama ısrarla işte dünyada da yükseliyor, şu olur bu olabilir falan filan. Olabilir yani dünyanın çok farklı örnekleri verebilirsiniz. Yani Japonya'nın işte en son bütçesi 900 milyar dolardı, 400 milyar dolarını Covid'le mücadele yardı, Yani vatandaşının, esnafının, çalışanının e, bu mücadelesi destek olarak açıkladı. Sen bütçenin yarısını buna harcayabiliyor musun, verebiliyor musun? Değil. Sen ne kadarını verebiliyorsun? Sen gayri safi milli asılanın %1.6'sını veriyorsun. Ve IMF diyor ki bu dünyada en az destek veren ülkeler konumundadır. Dolayısıyla mevcut tablo elimizde. Şimdi 2001 krizinden ben daha kötü durumda olduğumuzu düşünüyorum. Şundan dolayı düşünüyorum. 2001'e geldik geldiği zaman Türkiye'nin bir takım ciddi kaynakları vardı. Yani en azından özelleştirme yapabileceğimiz bir takım tırnak içinde satabileceğimiz bir takım kurumlarımız var. Yani bu iktidar 63 milyar dolarlık bir özelleştirme geliri sağladı orada. Bugün o da yok. Bugün o da yok. Şimdi birçok iktisatçı bugün Öner Günçavdı yazmış. Profesör Öner Günçavdı. Diyor ki Merkez Bankası ne kadar döviz alıp sattığını 20 Aralık'tan beri açıklasın. Niye açıklanmıyor? Hani bir güven sorunu var ya. Neden açıklanmıyor? Neden insanların sadece sıradan insanların değil, burada iş yapan insanların da ya bu tabloyu net bir biçimde görelim. Bu tablo nedir? Kime satılmış? Ne, neden satılmış? Ne kadardan satılmış? Bunları bir görelim. Buna ilişkin herhangi bir açıklama neden yapılmıyor?